Kay kanaklı, yani tıbbi terimiyle fekal transplantasyon, sağlıklı bir bireyden alınan gaytanın, yani insan dışkısının çeşitli işlemlerden geçirilerek hastalıklı bireyin bağırsaklarına, özellikle de kalın bağırsaklarına kolonoskopi yöntemiyle bırakılması işlemidir. Mikrobiyota terimini bu bağlamda bir konuşmak lazım. Mikrobiyota dediğimiz, yani bizimle beraber özellikle bağırsaklarımızda yaşayan 100 ila 150 trilyon kadar bakteriden bahsediyoruz. Büyük bir dünya, inanılmaz zengin, çeşitliliği çok yüksek bir canlılar topluluğundan bahsediyoruz. Bu canlılar topluluğu bizim enerji mekanizmamızı, hastalıkları yakalanmamızı, bağışıklık sistemimizi, yediğimiz gıdalardan tükettiğimiz enerjinin vücutta kullanımına kadar birçok şeyi inanılmaz derecede etkileyen çok önemli bir dünya. Bu dünyanın sağlıklı çalışmadığı durumlarda, yani floramızın, mikrobiyotamızın bozulduğu durumlarda işte hastalıklara yakalanıyoruz. Buna yönelik bir tedavi, fekal transplantasyon yani gaytan aktı. Bozulmuş floranın vücuttan atılarak sağlıklı bir donörden alınan, içinde sağlıklı, çeşitliliği yüksek, yararlı ve zararlı bakteri dengesi tamamen normal olan bir floranın hasta kişinin bağırsaklarına verilmesi ve o bölgede bunu tutunarak biraz önce bahsettiğim enerji metabolizmasını, gıdalardan yararlanımını ve orada oluşturulacak bağışıklık sistemi reaksiyonlarının gelişmesine kadar birçok şeyi etkileyen ve floranın normal çalışmasıyla beraber mevcut hastalığı da geriletebilen bir tedavi yöntemidir. Bakıldığı zaman çok geçmişlere dayanıyor. Çin'de uygulamaya başlanmış, Dünya Savaşı'nın uygulanmış ama özellikle 1960'lı yıllarda dünyada başlamış. Özellikle de son 10 yılda inanılmaz popüler olmuş bir tedavi yöntemi. Hangi hastalıklarda bahsediyoruz? Bağırsakları kullanıldığı için düşünmeyin ki sadece bağırsak hastalıklarında kullanılan bir tedavi yöntemi. Hayır. En çok evet, ülseratif kolit, kron hastalığı gibi, iltihaplı bağırsak hastalıkları, kronik kabızlık, kronik diyare gibi birçok bağırsak hastalığında kullanılıyor. Bu artık çok yaygınlaştı. Özellikle Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi tarafından onaylanan Clostridium difficile'ye bağlı, yani ilaçlara bağlı oluşan kronik ishal tablolarında kesinlikle onay almış bir tedavi. Ama bunun dışında multiple sklerozda, otizmde, obezitede, metabolik sendromda, Alzheimer gibi birçok hastalıkta da artık birçok araştırmanın yürüdüğünü ve olumlu sonuçları aldığını görüyoruz. Tüm bu bilgiler ışığında fekal transplantasyon, yani mikrobiyotanın tekrar yenilenmesi ve vücudun tekrar bu anlamda resetlenerek tekrar çalışmaya başlaması olarak değerlendirilebilen bu tedavi inanılmaz bir ümit vaat ediyor ve birçok hastalığın etiyopatogenezinde, yani hastalığın oluşma mekanizmalarında gelişebilecek birçok problemin çözme açısından faydalı olabilecektir.